Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Konuğumuz finans analisti İslam Memiş'le piyasadaki durumu değerlendireceğiz. Merhaba İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Yılın aslında son ayındayız. Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve yıl sonunda beklentileriniz ne yönde? Oldukça karışık, yoğun ve yorgun bir yılı geride bırakıyoruz. Finansal piyasalar açısından da oldukça karışık, belirsizliği bol olduğu ve olmaz dediğimiz her şeyin olduğu bir yıl geride bırakıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde jeopolitik risklere gebe kalmış bir piyasa vardı karşımızda. Rusya-Ukrayna gerginliğinden itibaren ciddi anlamda küresel piyasalar jeopolitik anlamda bir belirsizliğe itilmişti. Mart ayı itibariyle yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Amerika Merkez Bankası'nın faiz artımları daha çok konuşuldu ve piyasalar etkisi daha fazla hissedildi. 2022 yılında enflasyon patlak verdi. İki dünyada arda arda enflasyon rakamlarının yüksek geldiğini gördük. Merkez bankaları işi gücü bıraktı. Enflasyon odaklandı. Önden artırmalı bir faiz artımı süreci yaşandı 2022 yılında. Yine ciddi anlamda merkez bankalarından fiziki altın stokladığı bir yıl oldu 2022 yılı. Dolar endeksi 114.70 seviyesine kadar yükseldi. Dolar uluslararası piyasalardaki değer artışı ve diğer karşısındaki euro dolar paritesi sterlin dolar paritesi, altın, gümüş, kripto paralar ciddi bir anlamda baskılandı ve gereğinden fazla da baskı altında kaldı 8 ay boyunca. Dünya ekonomileri 2023 yılı aslında 2022 yılındaki problemlerin aynısını yaşayarak devam ediyor. 2023 yılındaki riskler yine aynı riskler. Yine yüksek bir enflasyonla 2023 yılına giren dünya piyasaları var karşımızda, dünya ülkeleri var. Yine başta yılın ilk çeyreğinde yani 2023 yılının ilk çeyreğinde enflasyon odaklı bir politika merkez bankaları izleyecek. Türkiye'nin hikayesi çok farklı 2022 yılında. Çünkü merkez bankaları önden yüklemeli bir faiz artımı yaparken, agresif faiz artımları yaparken Türkiye faiz indirimlerine başladı ve tek haneli politika faiziyle yılı tamamlıyor. %85 seviyesinin üzerinde bir enflasyonu gördük. G20 ülkeler arasında en fazla enflasyon rakamı yüksek olan ülkeler arasında. Ve dolayısıyla da Türkiye daha zorlu bir yılı aslında geride bırakıyor. Yine 2023 yılının hikayesine baktığımız zaman da Türkiye seçim sürecine aslında girmiş oldu. Her ne kadar Haziran telaffuz edilse de seçimler, Mayıs'ın ilk haftasında veya ikinci haftasında bir erken seçim olma olasılığı artık piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı. EYT, asgari ücret zamları, emeklilerin zamları vesaire yapılan takımlar, teşvikler arda arda gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle kredi muslukları biraz daha Ocak ayı itibariyle açılacak. Sırada konut kredilerindeki faizin düşürülmesi var. Yeni kredilendirme modeli var. Yine 2022 yılında en çok emlak sektörü konuşuldu Türkiye'de. Kira fiyatları konuşuldu. Dolayısıyla da enflasyon patlak verince nakit değersiz oluyor, mal değerli oluyor. Böyle bir süreci gördük. Yine bir yandan gıda enflasyonu ile insanlar hayat pahalılığı ile mücadele ederken Türkiye'de yine en çok emlak fiyatlarındaki ve kira fiyatlarındaki artışlar çok tartışıldı, konuşuldu. Otomotiv sektöründe matrak düzenlemesi ile alakalı bir süreci geride bırakıyoruz. 595 bin lira üst limiti olan bir limite matrak düzenlemesi geldi. Bu da 530 bin lira olan bir aracın 460 bin liraya gerilemesine neden oldu. Ancak 595 bin lira seviyesinin üzerindeki araçlara böyle bir düzenleme olmadı. Dolayısıyla da 2023 yılında tekrar bir güncelleme söz konusu olabilir otomotiv sektöründe. Özellikle 2023 yılının yine ilk çeyreğinde Şubat ayı gibi Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOK piyasalara sürülüyor ve fiyatı açıklanacak. Otomotiv sektöründe TOK tarafı çok konuşulacak. Emlak tarafında yine TOKİ'nin üretmiş olduğu konutların kura seçimleri başladı. Tüm Türkiye'de hak sahipleri artık belirlenmeye başladı. 2023 yılının ilk çeyreğinde yine yeni bir kredi modeliyle daha fazla bir konut üretimiyle karşımızda olacak bir sistem var. Emlak sektöründe bayağı hareketlilik bekleniyor. Kur korumalı mevduat sisteminde ciddi anlamda girişler arttı 2022 yılında.
İnsanlar dövizden uzaklaştı, artık bu sisteme dahil oldu. Darphane'de genel müdürlüğü borsa ile birlikte bir işbirliği düzenlendi. Altına dayalı Darphane kira sertifikaları, altına dayalı Darphane sertifikaları çıktı. Vatandaşlar tasarruflarını burada biriktirebiliyorlar, 4 ay sonra fiziki olarak alabiliyorlar. Yine sektöre bazlı baktığımız zaman marketler çok konuşuldu. Bu kadar yüksek enflasyonun karşısında market zincirlerinin CEO'su hükümetlerle veya siyasilerle karşı karşıya kaldı. Bundan sonra da marketler tarafına yeni düzenlemeler, yeni yaptırımlar 2023 yılının ilk çeyreğinde burayı takip ediyor olacağız. Yatırım araçlarında en çok kazandıran enstrümanlara baktığımız zaman Borsa İstanbul üzerindeki son 2 aylık performansıyla yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu borsa. İkinci sırada gram altın, üçüncü sırada gümüş, dördüncü sırada dolar oldu. Dolar her ne kadar çok konuşulsa da içeride doların baskılandığı bir yılı da geride bırakıyoruz. 18.60, 18.70 lira aralığında baskılandı ve yükselişlerine müsaade edilmedi. Yılın son ayında 20-21 lira aralığında bir beklenti var. Piyasaların genel beklentisi bu yöndeydi. Dışarıdan ciddi anlamda döviz girişi oldu. Destek diyelim daha doğrusu buna. Orta Doğu ülkelerinden daha çok girişler oldu. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan vesaire. Ve dolayısıyla da kur baskılandı. Tek haneli bir politika faizi. Ve enflasyon rakamları dün açıklandı. Hızı kesilmiş gibi görünüyor. Yani çok öyle aman aman bir düşüş yok ama hızı kesilmiş gibi görünüyor. Çünkü veriler o yönde. Ve dolayısıyla da 2023 yılının ortalarına kadar, Haziran ayına kadar da yine ekonomi yönetimini referans alarak söylüyoruz peki bunu. Yine düşüş eğiliminin devam edeceği yönünde bir beklenti var. İşte ilk önce %65 civarında bir enflasyon hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 2024 yılında tek haneli bir enflasyonu telaffuz etti. Bakalım bunlar gerçekleşecek mi? Ve bunları takip etmeye devam ediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi altın ve gümüş gibi emtialar 8 aydır ciddi bir anlamda baskılandı. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında 95 tonluk fiziki altın alımı yaptı ve rezervlerini artırdı. Yılın 3. çeyreğinde 31 tonluk altın alımı yaptı. Doğu Merkez Bankaları ciddi bir fiziki alım yaptı. Ve dolayısıyla da bu fiziki alımlar acaba neden oldu derken artık ülkelerin kendi dijital modern çağa ayak uydurarak kendi dijital paralarını çıkarma sürecini 2023 yılında takip ediyor olacağız. 2023 yılında benim ajandamda şu var. 2023 yılında en fazla toprak konuşulur diye ben tahmin ediyorum. Toprak fiyatlarının yükselişi. 2023 yılının altını toprak olabilir. En çok değer artış anlamında. Çünkü yeni bir imar düzenlemesi ve dolayısıyla da devletin halka arazi satıyor olması ve altyapısı hazır arazilerin satıyor olması, Türkiye genelinde yeni imar alanlarının açılacak olması, yeni primlerin olması mutlaka arsa fiyatlarında değer artışlarında kaçınılmaz olabilir. İhracat tarafında fena değiliz ama ithalata baktığımız zaman işler biraz karışık o tarafta. Jeopolitik listelerde yine Türkiye'nin operasyon süreci var şu anda devam eden. Bakalım bu operasyon süreci karar harekatına dönüşecek mi? Burayı da yakından takip etmeye devam ediyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğiyle alakalı ekonomi kurmayları iyimser, beklentileri pozitif yönde. 2023 yılında Amerika Merkez Bankası Fed faiz artımlarını Mart ayı itibariyle sonlandıracak, kenara çekecek, piyasaları takip edecek. Bu da piyasalar açısından olumlu bir etken. En azından doların sürekli değer arttığı bir ortam olmayacak. Borsaların biraz daha rahatladığı, paritelerin, emtiaların biraz daha rahatladığı bir dönem olacak. Ama Çin'de son gelen, son haftalarda gelen görüntüler, vaka sayılarındaki artışlar, yeni tedbirler vesaire küresel piyasalar için risk oluşturmaya devam ediyor. Asya piyasalarını da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Genel görüntü bu yönde. Peki kripto para piyasası için neler söyleyeceksiniz? Yeni yılda bir hareketlenme öngörüyor musunuz? Evet, böyle bir beklentim var. Şu anda Bitcoin 17.021 dolar seviyesinde. Burada da 8 aylık ciddi bir baskılanma var. Ancak 18.000 dolar seviyesi yukarı yönde kırıldıktan sonra burada da hızlı bir toparlanma olabilir.
Ama büyük ihtimalle Mart'tan sonraki süreçleri işaret edebilirim. Mart'tan sonra gelebilir. Çünkü Amerika Merkez Bankası FED sahnede oldukça buradaki baskılanma devam eder. Ocak ayında zaman zaman böyle bir tepki yükselişi falan vesaire görebiliriz ama manipüle edilmeye devam ediliyor. Peki yılın son günlerinde yatırımcılar nelere dikkat etmeli? 2023 yılının hazırlığını yapmadı. Önemli olan bu. Borsa tarafındaki kâr satışlarını mutlaka göz önünde bulundurmalı. Borsa İstanbul üzerindeyiz şu anda 4916 puan seviyesinde. 4400-4200 puan seviyesine kadar bir kâr satışı bekliyorum. Bu kâr satışlarını görünce korku ve panik yapılmamalı. Orta ve uzun vadede tekrar pozitif beklentimi devam ettiriyor borsa tarafında. Dolar karşısında ne kadar değer kaybetmiş enstrümanlar varsa mutlaka sepet yapmalı. Tek bir enstrümana yatırım yapmamalı, risklerini bölmeli. İşte altın, gümüş, euro, sterlin mesela bunlardan bir sepet yapmalı. Borsa tarafıyla ilgilenmeli. Yine 2023 yılının hazırlığına baktığımız zaman da elektronik eşyalarla alakalı ihtiyacı neyiniz dövize bağlı, neye ihtiyacınız varsa bir an önce almak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yeni zamlar yolda ve büyük zamlar gelebilir. O yüzden ihtiyacı olanlar bu yıl sonuna kadar ihtiyaçlarını karşılamalı. Özellikle yine yeni vergi düzenlemeleriyle alakalı insanlar hazırlığını yapmalı. İşte harçlar, vergiler, yapılandırmalar bunların mutlaka yakından takip edilmesi gerekiyor. 2023 yılının ilk günüyle birlikte yeni vergiler karşımızda olacak, ağır vergiler karşımızda olacak. O yüzden bazı tedbirleri de önceden almak gerekiyor. Yatırım araçlarında yine 2023 yılında ifade ettiğim gibi değerli metaller ciddi bir anlamda baskılandı. Ama 2023 yılında da bu zincirlerini kıran bir emtia piyasası karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Finans analisti İslam Memiş konuğumuzdu. Samimi Analiz'in bugünlük sonuna geldik değerli izleyenler. Güncel yayınlarımızı takip etmek için bizleri takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.